Büyük İskender, Diyojen'i birbiri üstüne yığılmış insan kemikleri içinden bir şey ararken görür ve ne yaptığını sorar. Diyojen, babanızın kemiklerini arıyorum ama hangisinin kölelere, hangisinin babanıza ait olduğunu kestiremiyorum demiş. İnsan önce kendini özgürleştirmelidir. Bir kişi ancak herhangi bir şeye bağımlı olmayı bıraktığında özgür olabilir. Öyle değil mi? Para peşinde koşan biri özgür olamaz. Yalnız kalmaktan korkan biri özgür olamaz. Geçmişinden kopamayan biri özgür olamaz. Sen beni aşağılayabilirsin ama ben aşağılanmam. Bir gün Diyojen'e şarap verirler. O da hepsini döker. Neden diye sorduklarında, eğer hepsini içseydim sadece şarabı değil, kendimi de kaybetmiş olurdum der. Büyük İskender Diyojen'e bir dileğin var mı? Gerçekleştireyim diye sorunca Diyojen gölge etme, başka ihsan istemem demiştir. İnsanları bedenine değil, ruhuna aşık etmelisin. Felsefe insanı tek bir kuruş sahibi olmadan zengin yapar. Hakaret, hakaret edeni utandırır. Hakarete uğrayanı değil. Dışarıdan güçlü görünüyor olabilirsin. Ama savaşlar içeride kazanılır. Çok dinlememiz ve az konuşmamız için iki kulağımız ve bir dilimiz vardır. Yeryüzünde en iyi şey nedir diye sorduklarında hür olmak diye cevap verdi. Yüpegündüz elinde lambayla dolaşırken kendisine ne yaptığını sorarlar. Diyojen, adam arıyorum, adam. Zenginlerin hayatlarını değiştirmesi zordur. Çünkü onlar zenginliği kendi ruhlarından daha çok seviyorlar. İnsanın mutluluğu ve huzuru için tek ihtiyacı olan şey iyiliktir. Birileri sizi övüyorsa
bunların hiçbirine önem vermeyin. Ama eğer sizi yeriyorlarsa işte o zaman kıymetli olduğunuzu anlayın. Birisi Diyojen'e, bir adam ne vakit evlenmeli diye sorduğunda, Diyojen genç ise henüz evlenme zamanı gelmemiştir. İhtiyar ise vakti geçmiştir der. Çeşmeden avucu ile su içen bir çocuk görünce, "Bu çocuk bana fazladan eşyam olduğunu öğretti." diye haykırıp su çanağını kırmıştır. Sessiz kalmak nasıl dinlemeyi öğrendiğini gösterir. Dinlemeyi öğrenmeden konuşamazsın. Konuşurken de ne zaman sessiz olman gerektiğini öğrenmen gerekir. Yıkanmak için gittiği hamamın pislik içinde olduğunu görmesi üzerine hamamcıya, "Yanılıp da bu hamama yıkanmaya gelenler daha sonra temizlenmek için nereye giderler?" diye sorar. Diyojen'e bir adamın ne kadar akıllı olduğunun nasıl anlaşıldığını sorarlar. Yanıtı kısa olur, konuşmasından. Bir soru daha sorarlar. "Peki adam ya hiç konuşmazsa?" Diyojen'in yanıtı bu kez şöyle olmuştur. "O kadar akıllı olanı henüz yok dünyada." Bir gün çok dar bir sokakta zenginliğinden başka hiçbir şeyi olmayan kibirli bir adamla karşılaşır. İkisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün değildir. Mağrur zengin, hor gördüğü filozofa "Ben bir serseriye yol vermem." der. Diyojen kenara çekilerek gayet sakin şu karşılığı verir. "Ben veririm." Kendisine "Zengin olan kimdir?" diye sorulduğunda Diyojen "Kendine yeten insan" demiştir. Güzellik sana kısa süreliğine borç verilmiş bir şeydir. Hekimler ilaçların tadını iyileştirmek için içine şeker koyarken, bilge insanlar da tatsız insanlarla uğraşırken mizahı kullanırlar. Bilgi yoksa özgürlük de yoktur. "Hayattaki en güzel şey nedir?" diye sorulduğunda Diyojen "Basit konuşmak" demiştir. Fakirlik insanı felsefeye iter. Hiçbir şey sahibi olmayan insan nefsini köreltmeyi öğrenir.
Endişelenmeyi bırak. Her anı olduğu gibi kabul et. Başkası için endişelendiğinde kendini unutursun. Arkadaşlar senin gelişmeni sağlar. Düşmanlar da hatalarını fark etmeni.